Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Photoshop programında kamera RAW presetlerini nasıl yüklüyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Kamera RAW her versiyonda olmayabiliyor arkadaşlar. Olan versiyonlar için şurada gördüğünüz filter menüsü altında kamera RAW filter seçeneğimiz var. Yine kısa yol tuşu Shift Ctrl A imiş. Buna tıklıyorum. Kamera RAW ekranımız geliyor. Buradan presetler kısmına tıklıyorum. Ve burada benim daha önceden yüklediğim presetler mevcut. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle her birisine sıra sıra gittiğimiz zaman değişimleri görüyorsunuz. Burada şu var. Tamamını kamera RAW'ın programın içerisine attığımız zaman programın açılmasını yavaşlatabilir. O yüzden belli presetleri favorilere alıp onları kullanmak bizim işimizi kolaylaştırır. Şimdi bunların yüklenmesini şöyle size göstereyim. Burada preset kısmı seçiliyken şurada gördüğünüz çizgili bölüme dokunuyorum. Daha sonra Load Settings kısmına dokunuyorum. Ve buradan kamera RAW'larımın olduğu bölüme, efektlerin olduğu bölüme geliyorum. Buradan şöyle herhangi birisini seçebilirim. Karışık diyorum mesela. Fotoğrafçı 10 seçiyorum. Aç diyorum. Fotoğrafçı 10 yüklendi. Şu anda zaten değişikliği de otomatik uyguluyor. Yani birebir bildiğimiz filtreleri kullanacağımız zaman bu şekilde yükleyebilir. Diğer şekli göstereyim şimdi size. Benim masa üstünde Photoshop RAW Preset diye paketim var. Bunu sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Daha sonra bilgisayarıma gidiyorum. C'ye gidiyorum. Buradan kullanıcılara gidiyorum. Buradan bilgisayarımın ismi Özbek, ona gidiyorum. Buradan Updata kısmına gidiyorum. Yalnız burada eğer ki klasörü gizli olarak ayarladıysanız onları açabilirsiniz. Updata'ya gidiyorum. Buradan Roaming klasörüne gidiyorum. Buradan Adobe klasörüne gidiyorum ve buradan da Camera Raw klasörüne gidiyorum. Burada şimdi Settings'e geliyorum ve burada benim presetlerimin olduğu bölüm zaten şurada Photoshop RAW Preset diye buraya ben daha önce kopyaladığım için burada gözüküyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Photoshop programınızı kapatıyorsunuz ve tekrardan açıyorsunuz o değişikliğin uygulanabilmesi için. Daha sonra da benim biraz önce sizlere gösterdiğim şekilde presetlerinizi rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz. Burada kullandığım presetleri internete yükleyeceğim. Açıklamalar kısmında da indirme linkini sizlere vereceğim. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.